Neyse aşkım, en azından senin planın işe yaradı. Birimiz bugün kuzuların gazabından kurtulmuş oldu. Evet. Abiye kuzu bugün kapıyı bir kere bile çalmadı. Huzur dolu bir gün geçirdim. Harika. Senin adına çok sevindim. Bir tanem. Aslında ben de amacıma bir şekilde ulaşmış oldum. Araba serviste olduğu için Erman kuzuyla aynı arabada işe gitmek zorunda kalmayacağım. Sonunda özlediğimiz huzuru bulduk galiba. Ya işte sana söylemiştim. Huzurlu günler çok yakında diye. Eyvah, geldiler. Ya bunlar huzurlu olduğumuzu anı radarla mı tespit ediyorlar? Ya gizli kamera falan mı var bu evde, anlamadım ki. Bekancığım ben yukarıdayım. Abiye kuzu sorarsa Seval yukarıda ağlıyor. Hiç kimseyi de görmek istemiyor. Hayır bir tanem, gel buraya. Hiçbir yere gidemezsin. Beraber açacağız kapıyı lütfen. Açarız şöyle aralıktan konuşuruz. Bugün biraz huzursuzuz, mutsuzuz falan deriz. Apar topar göndeririz gerisin geri yolları. Ama hayatım olmaz. Hayır bir tanem lütfen benimle açacaksın kapıyı. Gel buraya. Gel buraya bir tanem. Yok abi. Hayır. Dur şurada. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gökhan'cığım yalnız bak, üç kez uyarmama rağmen şu kapının zilini deniştir diye hala deniştirmemişsin. Deniştir. En sonunda kıracağım ya. Kilise zili gibi arkadaş. Haklısın Erman abi de ben bütün gün tabii arabanın derdine koştuğum için değiştiremedim. Ama inşallah yarından itibaren değiştireceğim. Sen çok şey yapma, kafana takma. Davul ucunları bir şey yap yani. Hani geldiğimizde oynayalım. Niye böyle duralım yani, anladın mı? Baş üstüne, baş üstüne. Sevalcığım, Gekhan'cığım birer tane lokum almaz mıydınız? Çok teşekkür ederiz, biz almayalım. Daha yemeğimizi yemedik, o yüzden şekerle karnımızı hiç doyurmayalım. Aa lütfen ama birer tane alın, lütfen. Çünkü bu normal lokumlardan değil. Erman'ın oyunculuğa ve film starlarına adım atışının şerefine bütün mahalleye dağıtıyoruz bunlardan. Ben bir tane alayım. Erman ya sen evdeyken iki tane yedin sattın. Komşulara kalmayacak. Kızım sen komşuların yanında niye bu kadar böyle davranıyorsun ya? Bu lokum benim şerefime değil mi? Akşam akşam zaten benim masrafı sokmadın mı abiye? Yani bırak iki tane yiyeyim ne olur. Erman lütfen senin gibi ünlü bir yüze bu tarz kaba hareketleri yakışmıyor artık. Lütfen kendini biraz deniştir. Kendini biraz yont. Yeniden doğ adeta. Ne demek istiyorsun kız? Ben 41 sene önce doğmuşum, daha niye yeniden doğuyorum? Erman, komşularımızın önünde oluyor mu yani şöyle hareketler? Yani yarın bir gün gazetelerde Erman kuzuyu hiç böyle görmediniz diye haberler çıksa olur mu? Daha dikkatli olmamız lazım. Ay kusura bakmayın, akşam akşam sizin de kafanızı zongurdattık. Neyse, yarın Erman'ın postane çekimi var. Şimdi ezber yapacak, sonra banyo yapacak, sonra erken yatacak. O yüzden boşuna ısrar etmeyin, bu akşam içeri geçemeyeceğiz. Abi, ben üç gün önce yıkandım. Daha durup dururken niye yıkanıyorum? Erman, lütfen sen artık eski Erman değilsin. Artık bazı alışkanlıklarımızı mecburen değiştirmek zorundayız. Hadi yürü gidelim. Hadi. Pardon. Alo? Ha, iyi akşamlar müdür bey. Buyurun efendim. Siz abiye kuzuyu nereden tanıyorsunuz? Sürpriz. Anladım efendim. Ama peki efendim, peki tamam. Yani siz nasıl uygun görüyorsanız. Tamam peki. Peki oldu. Görüşmek üzere. Oldu, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne oldu hayat? Evet, hepsi benim sayemde. Biraz sert konuşmuş olabilirim ama beni dinledi, bana hak verdi, sonunda da dediğime geldi. Hiç teşekküre gerek yok. Bak ağlayacak. Arkadaşlar böyle günler içindir. Hadi, hadi. Aşkım.